Dövme. Dövme nedir, nasıl yapılır, tarihi nedir? Burada size uzun uzun anlatacak halim yok. Ama benim dövmeyle ilişkim nereden başlıyor, nasıl başlıyor? Dövmeyle olan münasebetim mutlaka bir izi olması gerektiğini düşündüm. Yani bende bir şey olmalı ki, başıma bir şey gelmeli ki hep baktığımda ders alayım. Bu mantık biraz daha iyi geldi bana. Sonrasında da galiba 2011 yılında Survivor'a gitmeden, yarışmacı olarak gitmeden birkaç gün önce Kartepe'ye snowboard yapmaya gittim. Günün sonunda saat 16 sularında çok kötü bir şekilde düştüm. Kafamı çok sert bir şekilde yere vurdum. Vurduktan sonra da geçmişe dair yaklaşık 6 ayı unuttum. 6 ay 4 gün 5 günde geri geldi. Geri geldikten sonra hayatım olduğu gibi devam etti. Fakat dövmeyle ilgili bir şey yapmam gerekti. Yani böyle bir anı var. Çok yorgunken, günün sonunda çok şartları zorlayıp da düşmemek lazım. Kendine dikkat etmek lazım. Bana göre gittim geldim hayata. Ve bunu da bir çizgi olarak bu tarafa yazdırdım. İşte gittiğim ve sonrasında tekrardan kalp atışlarımla geri geldiğim nokta bu. Şimdi büyük dövme istiyorum. Nasıl büyük dövme? Kolu kaplatmak istiyorum. Ama sağ kol mu, sol kol mu? Neyle kaplatacağız? Nasıl bir figürle kaplayacağız? Kim bakacak bu işlere? Kim çizdirecek, kim çizecek, kim vakit harcayacak? Kleopatra Inc. yeni açıldı. Oldukça geniş ağları var. Bayağı fazla ülkede yerleri var. Ve Kleopatra Inc'e gidip bunu bir deneyeceğim. Biraz zamanlarını alabilirim. Belki hiç dövme yaptırmayabilirim. Ya da dövmenin kralını yaptırıp eve gelebilirim. Bu videonun devamında neler olacağını ben kestiremiyorum. Hadi iyi seyirler. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ya ben şimdi geldim buraya da böyle koluma dövme yaptıracak gibi bir şey yapacağım. Yani yapar mıyım, yapma? Yok, ben de emin değilim. Bu konuda harikayım gerçekten. Kim yardımcı olur tabii, bana? Buyurun, bu tasarım bölümüne Sitem Hanım'a yönlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sitem Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi dizayn konusunda sizin yardımcı olacağınızı söylediler. Evet. Şimdi Pinterest'te ben çok güzel resimler buldum. Birkaç tane resim var. Yani ben biraz aileciyim bir. İkincisi denizaltını çok seviyorum. Böyle balıklarla aram iyi. Yakalamayı seviyorum. Oradan sen de alternatifler gösterirken ben de buradan tamam, gösteririm. Tamam, bir inceleyelim. Sonra beraber seçimlerimizi yapalım. Yapalım. Görsellerimizi seçelim. Bir hikayemizi oluşturalım. Tamam. Kolumuzun fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Ondan sonra fotoğrafta dövmelerimizi yerleştirmeye başlayacağım. Ondan sonra dizayn aşaması başlayacak. Dizaynınızı, dövmenizin bittiği halini görecek son aşamaya kadar burada hazırlayacağız. Sonra dövmeci arkadaşlarımıza yönlendireceğim sizi. Onlar okey verecek. Dizayn bittikten sonra hayır derseniz dövmeci arkadaşlar sizi eşek sudan gelinceye kadar dövebilirler. Hiç belli olmaz. Evet, yani açıkçası bana sorarsan güzel oldu. Ben beğendim. Hani şunun şöyle olması, şununla birleşmesi falan bence güzel oldu. Yani klasik hikayeyi bağlıyor şu anda mı? Bağlıyor, tam da bu ben yani. Bence ben. Ama bence ben miyim onu bir de sevgili eşim Zeynep'e de sormak lazım. Çünkü belki bir detayda kendini de isteyebilir içeride ama bilemedim. Ben bir Zeynep'le şunun fotoğrafını çekeyim. Tabii. Ben bir Zeynep'le konuşup geliyorum. Tabii. Efendim? Hayatım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir ya, resmi gördün mü? Gördüm ama pek bir şey yapamadım ben. Ne yapamadın hayatım, olmaz mı diyorsun? Anlam veremedim. Ya şöyle, biliyorsun hani uzun zamandır yaptırmak istiyordum. Fazla mı büyük dedim ama güzel de görünüyor. Yaptır be, güzel güzel yaptır. He, yaptırayım mı? Ben de bunu bekliyordum vallahi, helal olsun karıcığım be. Ben yaptırıyorum kolumu baştan sona, boya, badana ne varsa sokuyorum çocukları. Ha, güzel resim, olur mu o? Olur, beğendim. Sindi mi içine senin de? Beğendim.
Senin de sende güzel. Hani sana sarıldığımda falan sol kolumla böyle ittirmezsin değil mi kolumu? Yok da yaşlandığı nasıl görecek acaba onu düşündüm. Kapat telefonu Zeynep. Kapat. Hadi kendine iyi bak. Yaptır hadi. Tamam hadi bay bay. Hadi başlıyoruz. Çisem Hanım merhabalar, tekrardan merhabalar, hoş bulduk. Evet, yaptıralım, karar verdik, kolu döşeyelim istedik. Tamam. Bundan sonra ne gibi projeler bizleri bekliyor? Şimdi sizi dövmecimizle görüştüreceğim. Ondan sonra dövmenizin tasarımını, dövmecimizle onayladıktan sonra gün planlaması yapacağız. Ne zaman yapabiliriz, kaç saat sürer, ne zaman başlayacağız, ne zaman bitecek, ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Evet, başka bir kara deliğe daha gidiyoruz. Öğrenmemiz gereken şeyler var, kaç gün sürecek diye. Peki adı ne beyefendinin? Mete Tungaz. Mete Bey. Mete Bey'in yanına gidiyoruz. Bakalım nasıl devam ediyoruz. Hadi. Evet, şimdi Mete Bey'in yanına gidiyoruz. Mete Bey şu taraftaki masada, onun yanına geçiyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor. Mete Bey merhabalar. 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 Oturayım mı, kalkayım mı, amuda mı kalkayım, ne yapayım? Uzanın. Uzanın dedi. Evet, uzandık. Şimdi bizi ne bekliyor? Şimdi Çisem Hanım güzel bir dizayn, güzel bir birleştirme yaptı bana göre. Evden de onay aldık, Zeynep'ten de onay aldık. Fakat bundan sonra şimdi küçük dövmeler için biraz kafamda bir şeyler vardı. Büyük dövmeler için ne yapılıyor? Yani öncelikle çok acı çekiliyor. 2 gün. Başka bir şey yapmıyor. Siz sadece oturuyorsunuz, ben yapıyorum. 2 gün mü? 2 gün. Normalde bunlar 15 gün falan sürmez mi? Çalışma şekli olarak değişiyor tabii. Ben üst üste çalışmayı seviyorum. Peki, şimdi ne bekliyor bizi? Transferini yapacağız. Öncelikle resmimizi oraya işleyeceğiz. Göreceğiz önce ne olduğunu. Ondan sonra başlayacağız. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben motorda bir rahat tişört var. Onu alıp geleyim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeyim. Herifin vücudunda belki ömrünün sonuna kadar saklayacağı bir figür yapıyorsunuz. Ya diğer müşterilerle farkı var mı yok mu? Ya bu daha bir kendinden. Diğer müşterilerle farkı bu. Kendi hikayesi. Bu çok güzel. Parçasını tamamladık. Bugün ikinci parçasına başlayacağız. Üst bölümüne başlayacağız. Fakat benim hesabım yani pek tutmalı gibi. Resim büyük. Yani bana göre resim çok büyük. Çok çok büyük resim. Yani resim büyük. Bitmeyecek. Bitmeyecek. O kolum. Benim o kadar büyük kolum yok ki. Dev bir puzzle'ın kol gibi yapmışlar. Ama şimdi test edeceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Heyecanlıyım. Cleopatra Inc'te ikinci gündeyiz. Dirseğimizden aşağısını yapmıştık. Şimdi de dirseğimizden omuz başına kadar olan yeri dolduracağız. Bu resim biraz sürpriz bir resim. Sürprizi bol bir resim. Mete Bey şu anda içimden geçiyor. İşini yapıyor. Oldukça başarılı bir sanatçı kardeşimiz. Bakalım bugünün sonunda acıya dayanabilirsen bu dövmeyi bitiririm dedi. Ben bitirmesinden yanayım. Olursa bir gün daha sarkacak. Merak konusu. Çay önemli. Piercing. Deli yön değil mi? Bu ne kaşa? Kahve nereye? Kimin o kahve? Kahve güzel gözüküyor ya. Çok iyi gidiyor ya. Bildiğin gibi nasıl mutluyum, nasıl mutluyum. Ya çok tatlı duruyoruz evet yani. Çok tatlı duruyorum ya. Vallahi Mete arkamda geçti oraya. O daha tatlı duruyor bence. Dövüyor beni. Bayağı acımalısız. Acımasız. Acımalısız. Çıkamadım. Bir şeyli ama onu fark edemiyorum şu anda. Beynim falan, kalbim orada atıyor. Ne yapıyorsun anne? Uzanıyorum anneciğim. Ne yapayım? Ağrım var. O belin mi? Belim değil o. Düştüm ya göğsümün altı. Göğsümün altı. Ben yakınım, dövme yaptırıyorum oraya da. Kafayı... Dövme yaptırıyorum da...
Sizin ev de yakın buraya. İstiyorsan yürüyerek gel, sana da bir şeyler yapsınlar. Yok, yok. Yaşım yetmiş. Benim işim bitmiş artık. Yok, yok. Bunlar yaş tanımıyorlar dövme yaparken. Ya, muhakkak tanımazlar da ama benim boş ver. Bir piercing yaptıralım, bir piercing. Kaç metrekare burası? Kaşına bir tane piercing, koluna da erdinç yazdıralım. Hiç köpeklere dövme yaptın mı? Hoparlör açık mı? Açık, herkes seni dinliyor şu anda. Hayır, onun için sövmeyeceğim. Hayır, yapma. Sövmeyeceğim. Bir de yakışmıyor sana, sövmek yakışmıyor. Hayır, hanımefendiliğimi kullanacağım. Hı hı. Hayır canım oğlum, yaptırmayalım. Canım benim, kıyamam. Kıyamam ya. Ay. Evet. Hadi ya. Ben buradayım, bilgin olsun. Tamam, Alp. Bir şey diyeceğim ya, bu dolap donmuyor. Tamam, hallederim. Tamam çocuğum, hadi bye öpüyorum. Bye. Selam arkadaşlarına, bay bay. Sağ ol canım, Dacia Feribot nereden geçiyor acaba ya? Dacia'ya gitmem lazım.